Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size nail art denemeleri yapacağım ve bunu paylaşacağım. Biraz deneysel bir video olacak ama videonun baş kısmı birazcık gitmiş. İlerleyen aşamada bu çiçek yapımının nasıl olduğunu da izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yeşil kalemle de şunu denemek istiyorum. Şu anda Zehra senin söylediğin fikirden hoşuma gitti bu düşünce. Tırnağımın şu beyaz kısmını arkadaşlar aynen French gibi. Bundan da sürmeyeceğiz. Ben tabii alttaki ojenin çok fazla kurumasını bekleyemiyorum şu anda videoda olduğumuz için ama siz daha iyi kurutun arkadaşlar. Hatta ben mesela kendi tırnağımı şeklinde yaptım bunu. Ama şöyle yapabiliriz. Bayağı güzel oldu aslında bu. Siyahla ne yapalım? Çizgi daha mı çekelim? Evet. Altına bir çizgi daha çekelim o Bence zaman. Bence öyle yapma. Nasıl? Bence buraya da yap. Ama onu oje sürmedim. Ona başka bir model yapacağım. Tamam. O zaman altına sür. Altına bakalım nasıl olacak. Tamam. Aynı hizadan devam ediyorum arkadaşlar. Gözüküyor mu bu arada şu anda? Gözüküyor. Şöyle yapayım. Arkadaşlar şu an o kadar keyifli bir iş geliyor ki bu bana. Keşke böyle size falan da yapabilsem yani. Hani takipçilerim şu an yanımda olsa da hepinizin tırnaklarını süsleyebilsem böyle çok istedim. Bu arada videonun sonunda söyleyeceğim bunu biliyorum ama beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar ya abone olmayı da unutmayın bizim kanalımıza. Bakayım. Bizim demeye başladım Zehra kanalı için farkında mısın? Evet. Arkadaşlar geometrik bir şeyler sevenler için de bir model yapmak istiyorum. Şimdi böyle çok güzel ten rengiyle turuncu arasında bir ton var elimde. Bunu da şu elimize şöyle sürelim. Şöyle mesela diyelim ki taştı. Bunları böyle çubukla falan burada arkadaşlar alırsanız çok daha temiz. Eğer hiç taşmamasını istiyorsanız bandı kenarına yapıştırın arkadaşlar. Öyle de yapalım. Durdum. Şimdi bu kurusun. Bu arada biz diğerine geçelim. Diğerine bir şey düşünelim. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle pullarımız var demiştim ben size. Arkadaşlar bunları şimdi şey yapacağız biz. Tırnağımızın ojemizin üstüne süreceğiz. Bu ojemizi de pembe seçtik ojemizi. Yeşil de kararlaştırdık ama daha çok bu iki renk uyuyordu. Bunları deneyeceğiz hadi bakalım deneyelim. Bu okul simleri bu arada ne işe yarar? Burada işimize yarar mı falan diye düşündük. Hemen kullanıp size de fikir vermek istedik. Bu ikisi de kurusun arkadaşlar. Ben kuruyunca başa dönüp yapacağım. Bu ve bu kuruduktan sonra onları geri döneceğim için arkadaşlar buraya şeffaf sürüyorum baş parmağıma. Ya bu arada arkadaşlar böyle bakıyorum çok güzel. O jel görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Hatta bir tane daha böyle tırnak üzerindeki görüntüyü böyle şeffaflaştıran ve koruyan hızlı kurutmaya çok yaşa. Hızlı kurutmaya yarayan bir tane daha böyle bir oje var. O da şeffaf bunun gibi. O birazcık daha pahalı. Bu daha uygun fiyatlı bir muadil. İkisini de koyacağım linke. Bakın oradan. Arkadaşlar böyle altına kağıt koydum. Bunun. Biraz fazla gitti ama olsun. Biraz fazla oldu. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ucuna birazcık daha şeffaf ojeden sürdüm ve tekrar sim döktüm. Kalan simden şöyle tırnağımın üzerine. Bir daha mı süreceğim böyle? Şimdi tekrar etrafında kalan pulları böyle attıracağım bununla birlikte. Bir daha mı süreceğim şeffaftan? Şimdi şöyle bir üfleyeceğim. Şeffaftan en son üstüne bir kat daha süreceğim. Bence görüntü mükemmel oldu. Sence böyle Barbie tırnakları gibi olmadı mı? Evet. Şimdi en üstüne biraz da şöyle bol bol süreyim oldu ki. Oldu ya bana bir yayılacak gibi geliyor arkadaşlar ya da şeyin üzerine sürülecek. Yayıldı. Şuna da sürüldü ama olsun. Biraz fail dakikalar yaşadık ya prenses. Arkadaşlar gittikçe battı. Gittikçe durum kötü bir hal alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sürmeseydi daha iyiydi bence. Görüntü çok güzeldi ama bu cilayı sürdüğümüz anda dağıldı. Belki biraz kurumasını beklememiz gerekiyordu. Önemli olan böyle durumları toparlayabilmek arkadaşlar. Yani hazırlıklı videolardan değil bu böyle deneme videosu. Bence güzel. Sence? Bence 10 üzerinden bir puan verelim buna. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 6 diyorum ben. Ben 10 üzerinden 10 diyorum. 10 mu diyorsun? Biraz kurusun öyle karar verelim. Evet. Arkadaşlar şimdi az önceki kuruttuğumuz tırnağı kurumuş. Kurutmaya çalıştığımız tırnak. Zehra bize küçük ışık tutuyor. Aslında mantıklı. Arkadaşlar bunu göstereyim. Bu çok güzel. Arkadan falan çalışıyor. Şöyle. Çocuklar için bu diş iplerinden kullanacağım. Bu böyle çubuklu olduğu için daha rahat kullanması. Bu arada şuraya da sürebilirsin altına onu. Bunu böyle yapacağız arkadaşlar. İyice de batırmaya çalışın. Bununla böyle geometrik sevenler için bence güzel olacak. Bence de çok güzel olacak. Çapraz yap bence. Yanlara taşıyor.
Normalde bunun için bir tane böyle oje kıvamında bir malzeme var. Ondan da alabilirsiniz. Ama yani aseton ve çubukla da eğer arkadaşlar alamıyorsanız bant kullanabilirsiniz. Ben Mert'e zaman bant kullan demiştim ama bence kullanmadım. Nasıl istersen. Arkadaşlar asetonumdan birkaç fıs aldım. Şimdi yanlara doğru böyle arkadaşlar, tutacağım. Arkadaşlar asetonumuz çok güzel. Linkini bırakacağız aşağı. Evet, gerçekten güzel. Bu son aldığım asetondan ben de memnun kaldım. Bu yine bozulmasın diye bundan sürüp mahvediyor muyuz ya? Aa, bence bu şey olmaz diye düşünüyorum. Bir şey olmaz. Öbürü sinliydi. Sim hani onu şey yaptı. Evet. Tahmin ettim gibi oldu. Evet. Bunda bir şey olmadı arkadaşlar. Sinler de... Şu anda 4 tane oje alternatifi sundum arkadaşlar size. Bunlardan sizce hangisi güzel? Bana yorumlarınızı yazın ya. Hepsi şöyle diyecekler. Şöyle bir merak ediyorum. Favoriniz hangisi? Arkadaşlar burada hepsi diyeceğinizi ben tahmin ediyorum. Çünkü hepsi bayıldım. Şunu hayır diyebilirsiniz ama ben ona da bayıldım. Arkadaşlar sarı ojemiz olmadığı için böyle sarı bildiğiniz kırtasiyeden alınan bir krem kalemden bahsetmek bir istiyorum. Bir de bizim boyamayacak. Boyamadı. Ve çok kötü oldu bizim için. Bu kötü oldu. Turuncu var mı peki? Turuncu verebilir misin? Keçeli kalemlerle denemeler yapıyorum arkadaşlar. Keçeli kalem tutulmuyor. Sharpie kalemler tutunabiliyor. Ancak onlarda da koyu renkleri tercih etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden oje ile noktalar yapıyorum. Ama tabii ki bu kadar geniş alanda noktaları kullandığımız için birazcık bozuk oluyor. Sonrasında simi, bildiğiniz okul simini arkadaşlar tırnağımın üzerine sürüyorum. Cilaladıktan sonra sürüyorum. Sonra dağıtıp üzerine kuruduktan sonra tekrar bir cila geçtiğimde çok güzel bir görüntü oluyor. Diğer bir fikrimiz de arkadaşlar ojeyi bir poşet gibi bir şeyin üzerinde dağıttıktan sonra geniş uçlu eski bir fırçayla böyle tampon hareketler yapıyorum ve sanki böyle saçılmış ombre gibi bir görüntü oluyor. Sonra da açık renk olan ojeyle de diğer tarafını kullanıyorum fırçanın ve böyle bir geçiş yapıyorum. Kırmızı ile uçlarına sanki 3 renkten bir geçiş elde etmişim gibi oluyor. Kenarlarını temizledikten sonra üstündeki cilaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ombreye dönüşüyor. Diğer bir seçeneğimiz de arkadaşlar Sharpie ile deneyeceğimiz versiyon. Sarı olanlar gördüğünüz gibi yazmıyor pek fazla. Ama turuncu olan çok güzel bir efekt veriyor. Turuncu olanla bir çiçek motifi yapacağım burada. Yaprakları turuncu. Biraz da kenara taşmış gibi yarısı gözüken bir çiçek. Orta kısmını siyah, yeşil, elinizde ne renk varsa yapabilirsiniz. Burada kullandığım kalem porselen kalemi arkadaşlar. Porselen kalemleriyle çok güzel nail artlar yapılıyor. Siz de denediniz mi daha önce? Eğer denemediyseniz isterseniz başka desenler de yapabilirim. Daha zorlu challenge'lar da verebilirsiniz bana. Deneriz birlikte. Bununla da çok meşhur olan bir kareleme deseni, bayağı matematik defteri gibi bir desen yapıyorum. Porselen kalemini kullanıyorum arkadaşlar burada da. Diğer bir alternatifimiz de sticker kullanmak. Farklı versiyonlarda stickerlar var arkadaşlar. Tabii ki benim en büyük tırnağım şu anda baş parmağım olduğu için onun üzerine yapıştırıyorum cilaladıktan sonra. Sonra üzerine tekrar cila geçiyorum. Böylece koruyuculuğu da artmış oluyor. Ve böyle stickerları tırnaklarınızda kullanabilirsiniz. Bence keyifli oluyor arkadaşlar. Baş parmağım bozulduğu için şimdi orada farklı bir şey deneyeceğim. Cilayı sürüyorum. Sonra pamuğun iç kısmını alıyorum. Ve böylece dokulu, kadife dokulu, pamuklu bir tırnak dokusu elde ediyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları kesebilirsiniz. Tırnağınızın kenarına böyle tıkıştırabilirsiniz. Uzun uzun gelmesin diye. Bunun için özel bir toz da satılıyor hatta nail art yapanlar için. Toz şeklinde döküyorsunuz tırnağınızın üzerine. Kadife gibi bir doku oluşturuyor ojede. Bu da onun uygun yollu versiyonu olmuş oluyor. Bu arada arkadaşlar beni eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Orada da farklı farklı içerikler üretiyor ve paylaşıyorum. Üstüne ojeyi geçtiğimde gördüğünüz gibi tertemiz güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ben bu görüntüyü de sevdim. Bir tane tırnak da bence güzel olacaktır. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Size şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu tarz şeyleri yapmak çok kolay aslında. Çok az vaktimi aldı benim ama farklı bir şekilde de elde güzel gözüküyor bence. Hepsini birlikte yapabilirsiniz böyle benim gibi. Birazcık çılgın gözüküyor ama neden olmasın.
Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bunu bana belirtin. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.